Merhaba sevgili arkadaşlar, Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Biraz ortalığı kan götürüyor gibi oldu. Ama bugün barbun temizliyorum. Barbun temizlemenin püf noktalarını size anlatacağım. Bir kere ben balığı muhakkak eldivenle temizlerim arkadaşlar. Elim çok kokuyor çünkü daha sonra kokusunu zor geçiriyorum. Eldivenden bile çok zor geçiyor. Şimdi barbun temizlemek için pullu bir balık olduğundan dolayı elime bir bıçak aldım. Bıçağın ters tarafını kullanacağım. Kuyruğunu tuttum. Kayıyor biliyorsunuz ki. Kuyruğunu tuttum ve şu şekilde pullarından kurtuluyorum. Evet, gördüğünüz gibi pulları bu şekilde çıkıyor. Pullarını tamamen şu anda temizledim. Daha sonra bakın şurada şöyle sakal gibi böyle bir şeyleri var. Oraya şöyle küçük bir kesik attım. Çok fazla değil, küçük. Daha sonra şu aralıktan elimi sokuyorum ve içini boşaltıyorum. Şunu da alalım. Evet, gördüğünüz gibi içi tamamen boşaldı. Tertemiz bir balığımız oldu. Şimdi aynı işlemi bir kez daha yapalım isterseniz. Aldım barbunumu elime, sıkıca tutuyorum kuyruğundan, dikkat edin kayabilir. Tuttum ve pullarından bıçağımın tersiyle kurtuluyorum. Daha sonra pullarını hallettikten sonra şu gördüğünüz şu sakal gibi bir şeyler var, iki tane. Ha, süzgeç mi yüzgeç mi tam bilemiyorum. Oraya böyle sokuyorsunuz. Daha sonra şu şekilde balığınızın, şöyle görebilir misiniz nereden çektiğimi? Şurası direkt geliyor zaten ele. Balığınızın burasını çekiyorsunuz. Eğer gelmezse tamam, şuraya bir çizik atın ve içini tamamen temizleyip boşaltın. Gerçekten aslında bence temizlemesi en kolay balıklardan birisi diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, barbun balıklarımı bir güzel temizledim. Şimdi bunların yemek videosunu çekeceğim. Bunu da bir sonraki videomda izleyebilirsiniz. Umarım sizler de beğenir ve yorumlarınızı bırakırsınız. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşça kalın, afiyette kalın.